Hangi tarlaya gideceksin? Serince. Geç kaldım. Aslında geçen hafta gitmem gerekiyordu ama... Rıfat ya da oğulları oralardaysa falan... Bırak işi gücü, dön gel. Anladın mı Turan? Sana söylüyorum. Gideceğiz de ne olacak baba? Koca tarlayı unutacak mı? Üstelime işte Turan. Sanki olan biteni bilmezmiş gibi. Ama baba... Turan! Aması maması yok. Uğraşamayız biz o şirri teriflerle. Bugün o tarlayı bıraksak... Yarın bir başkasına musallat olacaklar baba. Sonra belki bu evi isteyecek. Oğlum sen benim dediğim ya. Başımıza bela almayalım durup dururken. Dava açacaktım baba. Mahkemeye verecektim, onu da bırakma. Hadi Allah'a ısmarladık. Baban haklı Turan. Gözünü seveyim. Yapma hatun. Sen de söyleme öyle. Gidip kendi tarlamdan kendi ekmeğimi çıkaracağım ya. Ötesi var mı bu? Bunlardan korkmuyorsun değil mi baba? Gel bakayım. Korkmuyorum tabii ki. Hadi. Rıfat'ın bu civarda kaç ocak söndürdüğünü en iyi ben bilirim. Kafayı takmaya yorulsun. Hainini de yapar, zorbalığını da yapar. Muhakkak göz koyduğu şeyi çeker alır adamın elinde. Değil mi bu? O muydu? Göremedim ben. Bu yoldan herif Serince'ye gidiyor be. Vay it. Döneyim mi? Dön şuradan dön. Tamam. Nereye böyle komşu? Tarlama gidiyorum. Tarlama mı? Allah Allah. Nereden senin tarlan oluyormuş? Yine başlamayalım Necmi. Sadece gidip işimi... İn oradan aşağı. Çekilin yola. İn lan aşağı! Geri dön. Git evine zıbar. Hayır. Niye lan? Meryem kovuyor mu yoksa seni?
Ulan o karı kovsa da gitmez insan be. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Haddini bil köpek! Haddini bil! Dur ne yapıyorsun? Dur dedim sana ne yapıyorsun? Gebertirim lan seni! Haddini bil! Bırak onu! Hadi gidelim. Şey bacım. Ne oluyor İhsan abi? İhsan abi ne oluyor? Ha? Bırak beni. Bacım. Bırak. Ne demeye çalışıyor bunlar Rıfat? Ne yapmışlar bunlar? Sen az çık bakalım dışarı Naciye. Ama Rıfat onların yaptığı... Naciye! Çık dedim. Vurdunuz mu ulan Turan'ı? Evet baba. Hanginiz vurdu? Ben. Ben vurdum. Öldü mü? Evet. Öldü. Ananızdan bile saklayacaksınız.
kendini zahi unutacaksınız. Gık diye. Öteni kendi ellerime teslim ederim jandarma. Yok olun biraz. Şehre falan gidin. İnsan içine çıkmayın. Kimseyle dalaşmayın. Tamam mı ulan? Tamam baba. Ben de jandarmayı bekliyorum. Gerekirse avukat filan tedarik ederim. Bakarım bir çaresi. Neyle yaptın? Ne? Adamı neyle öldürdün? Ha, bıçakla. Orada bırakmadın değil mi bıçağı? Yok. Arabada baba. Sabah erkenden ayrılın köyden. Bıçağı da ıssız bir yere gömün. Durmasın yanınızda. Kızım Meryem, hadi içeri geç. İki kaşık bir şey. Murat'ı düşün hiç olmazsın. Çocuk da helak oldu. Ben de isterdim şu kapıdan giriversin Tuğra. 100 ömrüm olsa 100'ünü de feda ederdim. Ama o yok artık. Gelmeyecek hiç. Sen Murat'a iyi bak. Gidip de çatmasın şerli birine. Babamı özlüyorum dede. Babamı özlüyorum ben. Murat, dedenle kalalım. Meryem nereye kızım? Meryem! Kızım nereye gidiyorsun? Nereye mi? Baba senin oğlunu, benim de kocamı öldürdü o köpekler. Evet ama... Vardır herhalde şu memleketin laf dinleyecek bir savcısı, avukatı. Dava edeceğim onları. Etme kızım. Bak verdiler 2 sayfa ifade. Hiçbir şey çıkmadı. Ortalıkta fink atıyor adamlar. Baba, biz ne yapacağız peki? Boynumuzu kırıp oturacak mıyız? Kızım, gel eve. Şu meseleyi iyice bir anla da... Anlayacağımı anladım baba, anladım. Thank you.
Devam edin siz. Hadi. Merhaba Alan. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Nasılsın Kemal? Bir kuru çay da söylemez misin otursam şuraya? Ciğerim yanmış Rıfat ağa. Daha derdin nedir bunun üstüne? Yaraya tuz basmak mı? İki kelam edelim. Ama dinle beni. Can kulağıyla dinle. Kanun bir şey çıkaramamıştır. Sana söyleyeyim. Çıkaramazdı. Ya Allah'ın kanunu Rıfat ağa. Ondan nasıl kaçacaksın? Beni serince bir dinle Kemal. Fevri davranma. Dellenmenin alemi yok. Şimdi, eğer ki benden talebin varsa, dersen ki benim acımı hafifletmez ama yetimimin mektep masrafı olur, bir derdimize ilaç olur, para vereyim sana. Bakma öyle. Dersen ki tarla tapan olsun, çip çubuk olsun, orada otururuz konuşuruz. Lakin Kemal, bu meseleyi kaşırsam, üstüne gidersem, bil ki dişimi göstermekten, pençemi çıkarmaktan aciz değilim. Seni de ısırırım, torununu da gelinini. Bende kurda kuşa yedirecek oğul yok Kemal. Var sen düşünün. Yarın bana uğra. Bir acı kahve mi iç? Oturup konuşalım. Ölenle ölülmez. Biz kalanlara bir hal çaresi bulalım. Hadi eyvallah. Nasılsın oğlum? İyiyim. Annen evde mi çocuğum? Hı hı, evde. Alıver şu tepsiyi. Tazecik börek varmış de. Çay yapsın sana. Bir güzel yedirsin. Naciye teyze göndermiş de. Rıfat ağanın hanımı dersin bak. Ne oluyor? Naciye ablam börek gönderdi de Meryem. Murat yiyiversin diye. Söyle utanmaz arlanmaz karıya. Edepsizliğini bari saklasın. Katil köpeklerine yedirsin o böreği. Ama Meryem bak. Git yıkıl buradan, parçalarım seni. Söyle ona, o karıya da, katil oğullarına da, o ceberut kocasına da dar edeceğim dünyayı. Dar edeceğim, dar. Kızım, gelin. Rıfat'a gideceğim. Ne? Anlaşacağım. Baba, baba sen... Yapacak bir şey yok. Hiç olmazsa şu Sabi'nin istikbali için. O herif bu evi de yıkar başımıza. Yapar bunu, biliyorsun. Hayır baba, hayır. Turan'ın mezarı kurumadı daha. Benim için kolay mı sanırsın ha kızım, kolay mı? Benim bir ayağım çukurda. Sen yetim. Senin yavrun yetim. Ne yapacaksınız? Nereye varıp sığınacaksınız kızım?
Ne yapabilirim ben de? Sen evladının kanına pazarlık yap istersen baba. Ama ben kocamı Rıfat'ın pis liralarına değişmeyeceğim. Kahve yapın. İçelim komşumla. Kemal, verdin mi kararı? Evet, verdim. Kabul ediyorum. Ha şöyle. Aklı yolu bir canım işte. Sadece ne? Hangisi? Hangisi vurmuş Turan'ı? Bunu bilmek istiyorum. Necmi, gel buraya. Anlaştık Kemal. İşi kurcalamanın alemi yok artık. Hepimiz mezara gireceğiz. Ama bu meselede bundan böyle ağzını açan mezara daha erken girer. Buyur baba. Alın götürün Kemal ağayı. Söylediğim parayı verin. Sonra da aşağı atanların tapu işini halledin. Bırakın evine gidin. Hürmette kusur etmeyin sakın. Tamam baba. Hayırlı olsun Kemal. Gitti. Ama kapandı bu işte, iyi oldu. Bu tarafı kolay. Sen asıl Meryem kıza bak. Geline. Maraz çıkarsa ondan çıkar. Baba yemeğin hazır. Meryem kızım. Meryem. Etme kızım. Bela almayalım başımıza, yapma. Sen o para tomarını say baba. Tarla tapusuna sarıl yat. Ben gidip kocamın hesabını soracağım. Bana mani olma. Kızım yapma. Murat. Murat'ı nereye götürüyorsun? Orada belki babasız kalmanın ne olduğunu bilen bir insaf sahibi bulurum baba. Onu görünce yüreği sızlayacak birini bulurum belki. Kemal!
Bu ne Kemal? Bu ne? Ağır ceza davası ha? Bu nedir Kemal'a? Söz verdin bana. Yaptığın iş mi senin? Hiç şeref haysiyet yok mu sende ha? Bak hele. Şereften, haysiyetten bahseden şu katil sürüsüne de bak. Çık bu evden defol. Gelin. Bak çocuğun pek küçük daha. Haddini aşma gelin. Aşarsam ne olur be? Defol buradan. Hesabını vereceksiniz Suğra'nın. Vereceksiniz. Defol. Çık dışarı defol. Delirmiş bu kadın. Bırakın sümsüklüğü artık. Her pisliğinizi ben mi temizleyeceğim? Görünün şuna bir. Korkutun. Tamam mı? Tamam baba. Merak etme sen. Ne oluyor ya? Ne bu hal? Hiç. Yok bir şey. Mahkemeden korkuyorsan korkma. Hallederiz nasıl olsa. Keşke hapse girseydik. Ne? Şaşırdın mı sen abi? Manyak mısın sen? Bu kadar kolay su koyuverme. Korkma bu kadar. Korkmak mı? Nasıl bir hayvansın sen be? Senin yüzünden salladım o bıçağı ben. Senin ve aptal babamın yüzünden. Bırak, bırak beni. Şimdi karşıma geçip de... Aa, ne oluyor burada? Ne içmiş? Ne yapıyorsun sen kardeşine? Sen fazla oldun zilli karı. Bas git buradan. Adlerimi ineceksin tamam mı? O şikayeti geri alacaksın. Hayır, hayır. Gebertirim lan seni. Gebertirim. Anne. Gebertirim. Anne. Gebertirim. Gebertirim. Yeter! Meryem kızım. Baba, en fazla öldürürler beni. O zaman da Turan'ın yanına giderim. Ama vazgeçmem baba. Böyle yaşamaktansa. Yeter!
dışarıda. Ne oluyor be? Savcı, jandarmalar. Ne? Savcı bey, buyurmaz mıydınız? Necmi ve Seyit Karaoğlu, babaları mısınız? Evet de neden ki? Tahkikata engel olmak ve mahkemeye icabet etmemek. Tevkif edeceğiz. Ama savcı bey, onlar hem şikayetçi olan da yok ki. Oğullarım yapmadı bir şey. Yaptık. Onu biz öldürdük savcı bey. Biz. Ne dediğini bilmiyor çocuk savcı bey. Necmi, kes sesini. Alın şunları. Kelepçeliyim. Hayır. Hayır. Durun. Rıfat, bir şeyler yap. Rıfat. Ne oldu şimdi Rıfat? İkimiz de adam değilmişiz değil mi? Sen korkuttun, ben korktum. İkisi de adamlık değilmiş işte, değilmiş. Keşke taş olaydık da ufalanaydık Rıfat'a. Keşke o kızcağızın tırnağı olaydık. Ya da... Neyse. Nasıldı, büyümüşler değil mi anne? Evet ya, büyümüşler. Sudan ve topraktan değil mi anne? Suya ve toprak. Bir de... Bir de? Bir de korkmadan, çekinmeden tarlasını eken, ekmeğine sahip çıkan bir insan. Onları büyüten bu. Hiç korkmadan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.